Herkese merhaba. Bugün YouTube için satın almış olduğum tripodu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte kutuyu açalım. İçinden bir tane telefon tutacağı çıkıyor. Şöyle çantasıyla birlikte çıkıyor. Çantası bana gayet kullanışlı geldi. Şuradan yani ağzını kapatmak, içinden bir şeyleri düşmesini engellemek için buraya bir plastik koymuşlar. Bunu şu şekilde sıkıp açıp büzebiliyoruz. Ve aynı zamanda çanta kendi ağırlığını gayet rahat bir şekilde tartacak şekilde. Bunu yani taşıma kolaylığı açısından gayet güzel. Ama mesela arazidesiniz veya elinizde bir şeyler var. Taşırken hani şuradan taşımak biraz daha kontrol zor olabilir. Bunu şuradan iki şekilde yani iki kola dağıtarak şöyle rahat taşımanız için iki ayrı iple bölmüşler. Bu açıdan gayet beğendim. Şimdi tripodumuzun kendisine devam edelim. Evet arkadaşlar, tripodumuz bu şekilde. 3 kademede açılıyor. 2 kademede alt klipsleri gevşettiğimizde, yani ilk olarak bu açılıyor. Buradan kilitliyoruz. İkinci olarak da alttaki kademeyi açmak için bu klipsi gevşetip daha sonra sıkıyoruz. Yine diğerlerinin de aynı. İki kademeden açtıktan sonra yani bu yükseklik size yeterli değilse üçüncü kademede açma şansı sunuyor. Onun için şuradaki vidayı hafifçe şöyle gevşetiyoruz. İşte istediğimiz yüksekliğe kadar ben tanıttığım için şimdi maksimum kullanacağım. Daha sonra sıkılıyoruz. Şöyle sıktığımızda yaklaşık olarak 140 santim yani 1 metre 40 santime kadar yükseliyor. Benim boyum 1.80, işte ortalama 40 santim düşünürsek 1.40. İçerisinden şu şekilde telefon tutacağı çıkıyor. Benim tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri bu. Yalnız bunu takarken böyle direkt takmak yerine parmağınızda alt tarafında bir plastik vida var. Oraya tutup şu şekilde dikkatlice çevirirseniz ilk seferde takabilirsiniz. Sıkılaştırdıktan sonra buradaki kol sayesinde pan ve tilt yapabilirsiniz. Bunu stabil bir şekilde yapmanız için bu kol gerçekten kullanışlı. Aynı zamanda şurada su terazisi var. Bu su terazisi çekiminizi yani tam düz yapmak istediğinizde buradan kontrolleri sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda telefonla değil de normal bir kamerayla çekim yapıyorsanız arkadaşlar, buradaki aparatı çıkardığınızda kameranızı buraya bu vidaya sabitleyip çekimlerinizi yapabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar ürünle ilgili bir sorundan bahsetmek istiyorum. Mesela bu vida ben bunu açarken düştü ve bunu tutan somun kayboldu. Bu şuradaydı. Yani çok önemli bir yer değil. Şu an beni etkilemiyor. Ama mesela burayı sabitleyip ya da buranın gevşek değil de daha sıkı dönmesini sağlayan vida yani bu plastik aksam düştü. Mesela bunun da bir sıkması yok. Şuradaki yani şundan olan vida buradan düşmüş. Evin içinde bir yere düştü. Yani denk gelir bulursak yani kullanırız. Bulmazsak da bunsuz kullanabilirim ama mesela bu vidanın aynısını bulmam çok zor diye tahmin ediyorum. Yine bir soracağım. Ama siz bu ürünü satın aldığınızda buradaki vidaları sıkı olduğunu kontrol ederseniz benim gibi sorun yaşamamış olursunuz. Bunu da tavsiye olarak belirteyim. Şimdi arkadaşlar yani masa üzerinde bir yer çekmek istiyorsanız tripod yardımıyla şu şekilde yani tilt dediğimiz hareketi yapabiliyorsunuz. Ama mesela bu tarafa olan yönü bu şekilde yapıyorsunuz. Diğer yönü ise yani bu yönü buradaki vidayı gevşetip
bu şekilde yani sağlayabiliyorsunuz. Bunu tekrar sıktığınızda bu burada kalıyor. Az önceki yani vidanın görevi, yani düşen vidanın görevi, şu pan mesela yapıldığında şuradaki vida bunun gerginliğini sağlıyor. Mesela telefonun ağır bir şey olsa mesela şu şekilde tutmayabilir. Çünkü bura gevşek duruyor. Hafif gevşek. Çok gevşek değil. Şu an kurtarıyor. Ama şans eseri bence bu. O yüzden oraya tekrar yani üzerinden geçmiş olalım. Telefonunu taktığımda bu şekilde görünüyor. Biz bu tripodu N11'den 79 liraya kargo dahil sipariş ettik. Eğer siz de benim gibi YouTube'a yeni başladıysanız, ekipmanları yeni topluyorsanız, bütçeniz kısıtlıysa büyük ihtimal böyle ekipmanlar tercih edeceksiniz. Mikrofon videosunda bahsetmiştim. İkinci yani ekipmanımız tripod. Eğer siz de böyle bir tripod satın almak isterseniz umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.